Değerli konuklarımız, şimdi de törenimizi katılımlarıyla onurlandıran Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nu mikrofonu arz ediyorum. Buyurun efendim. Sayın Genel Başkanım, değerli Genel Başkan Yardımcılarım, İstanbul Büyükşehir Belediye'mizin saygıdeğer başkanım, değerli milletvekilleri, değerli dostlarım. Ekrem Bey'i dinledik. Ondan önce bir kadını dinledik. Olayı teknik olarak bize anlattı. Ekrem Bey karşılaştıkları sorunları ve bunları nasıl aştığını bir şekliyle ifade etti. Sayın Genel Başkanımız hem bazı taleplerde bulundu. Yaşanabilir bir İstanbul için, özellikle kadınlar için, yaşanabilir bir İstanbul için taleplerde bulundu. Elbette ki bu talebi arkadaşlarımız emir olarak telakki edeceklerdir. Bundan emin olmanızı isterim. Ama bu talep onlara özgü olmakla beraber İstanbul'da yaşayan bütün erkeklerin, hatta Türkiye'de yaşayan bütün erkeklerin kadınlara saygı duyması lazım. Gerçekten de kadınlara hep beraber saygı duymak zorundayız. Yeri geldiğinde kadınlar için çok güzel sözler ediyoruz. İnancımızda da öyle zaten. Cennetin anaların ayakları altında olduğunu da biliyoruz. O zaman kadına yönelik şiddet neden? Neden öldürülüyor kadınlar? Neden şiddete uğruyor kadınlar? Belki toplum olarak eğitilmemiz lazım. Hırslarımıza, öfkelerimize biraz gem vurmamız lazım. Türkiye aslında dünyanın en güzel ülkesi. Ve o güzel yerlerden birisi şurada, beraberiz burada. Haliç'in kıyısındayız. Üç büyük imparatorluğa başkentlik yapmış İstanbul'da Haliç'teyiz. Güzel bir yerdeyiz. Dünyanın en güzel merkezlerinden birisindeyiz aslında. Ve bu güzel merkezde hepimiz barış içinde yaşayabiliriz. Kavgasız yaşayabiliriz. Düşüncelerimiz farklı olabilir. Kimliklerimiz farklı olabilir, inançlarımız farklı olabilir, yaşam tarzlarımız farklı olabilir. Ama bayrağımız bir, vatanımız bir, beraber huzur içinde yaşayabiliriz. Bakın Sayın Genel Başkanım, belediye başkanı arkadaşlarıma şunu söyledim. Siz Cumhuriyet Halk Partisi'nin değil, Millet İttifakı'nın belediye başkanısınız. Bunu rahatlıkla ifade ediyorum. Neden? Onlar... Bir mirası devraldılar. Eğrisi doğrusuyla bir mirası devraldılar. İstanbul'u, Ankara'yı yönetiyorlar. Diğer 11 büyük şehirde yönetiyorlar arkadaşlarımız. Onlara söylediğim şuydu. Asla şikayet etmeyeceksiniz. Asla. Engel çıkaracaklar, doğru. Dünyanın engelini çıkarıyorlar, o da doğru. Her türlü engeli çıkarıyorlar, o da doğru. Ama belediye başkanları bütün engelleri aşma azim ve kararlılığını göstereceklerdir. Bu azim ve kararlılığı gösterenlerden birisi de karşımızda oturan değerli Büyükşehir Belediye Başkanımız. Azim ve kararlılıkla. Bir konuya çok önemli bir vurgu yaptınız Sayın Genel Başkanım. Onlar, yani merkezi hükümet, tefeci faiziyle borçlanıyorlar. Evet. Güven duyulmuyor çünkü onlara. Ama Millet İttifakı'nın belediye başkanları Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin aldığı faiz oranının, borç alırken ödeyeceği faiz oranının altında bir faizle kredi buluyorlar. Çünkü güven duyuluyor. Çünkü şeffaf. Çünkü her şey açık. Dolayısıyla bu güvenin sürdürülmesi çok önemli ve bu güveni arkadaşlarımız sürdüreceklerdir. Ben buna kesinlikle inanıyorum. Bütün ihaleleri kamuoyuna açık bir şekilde yapmaları, her kuruşun hesabını vermeleri, belli aralıklarla toplumu bilgilendirmeleri, bunlar çok önemli ve değerli. Zaman zaman merkezi hükümetten belediyelere yönelik eleştiriler de geliyor. Gelebilir tabii, her eleştiriyi dikkate almak lazım. Her eleştiri doğru mudur, yanlış mıdır, eğri midir? Eğer bir yanlış varsa toplumun o çerçevede bilgilendirilmesi lazım. Ama ben merkezi hükümetten şunu beklerim. İstanbul'a ihanet edildiği söylendi.
en yetkili kişi tarafından biz İstanbul'a ihanet ettik cümlesi kullanıldı. En yetkili kişi tarafından. Şimdi ben şunu ifade etmek isterim. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı, İstanbul'un bağrına saplanan o ihanet hançerini çekip çıkarmak istiyor. Ve dolayısıyla merkezi hükümetten şunu bekliyorum. Lütfen belediye başkanlarımıza hiçbir engel çıkarmayın, bırakın onlar kente hizmet etsinler. Ve daha da önemlisi, İstanbul bir beton ormanına dönüştü. Beton ormanına dönüştü. Hak etmiyor İstanbul bir beton ormanını. Yeşillik görmek istiyoruz. Bazı belediyelerde kişi başına düşen yeşil alan sayısı 1 metre. 1 metre. Normalde 14-15 metre olması lazım. Peki burada yaşayan insanların camdan bakınca bir ağaç görmeye hakları yok mu? Bir kuş görmeye hakları yok mu? Temiz bir hava görmeye hakları yok mu? Kent düzelecek. Yaşanabilir bir kent yapılacak. İstanbul'da, diğer yerlerde. Ve beton ormanından doğal ormana doğru, ağaca doğru, çiçeğe doğru, bütün yaşanan canlılar için kent yaşanabilir olmak zorunda. Bu yapılacak. Dolayısıyla merkezi yönetim engel çıkarmadığı takdirde daha hızlı yapılacak. Engel çıkarılırsa yine yapılacak. Hiçbir engel ağacı ve doğayı sevmemize engel olmamalı. Çocuklarımız parklarda oynamalı. Güzel yerlerde oynamalı. Temiz havada olmalı. Bütün çocuklarımız güzel bir ortamda yaşamlarını sürdürmeliler. Ve anneler de çocuklarını, evet çocuğum, kızım, oğlum akşam eve huzur içinde dönecek. Parkında oynuyor arkadaşlarıyla beraber diyebilecek. İşin özeti, güzel bir gündeyiz. Sabah kalktığımda Sayın Genel Başkanım, Göztepe'deydim. Yağmur yağıyordu, oh ne kadar güzel dedim. İstanbul'a yağmur yağdı çünkü yağmura çok ihtiyacımız var. Sadece İstanbul değil, Türkiye'de yağmura çok ihtiyacımız var. Çiftçi de bunu bekliyor, yağmur da bekliyor. Umarım güneşli hava yine devam edebilir. Ama yağmurla beraber güneş çok daha güzel oluyor. Toprağın bereketi için yağmura ihtiyacımız var. Bunlar da umarım kısa süre içinde gerçekleşir. En büyük dileğimiz, en büyük duamız zaten bu. Sayın Başkan, İstanbulluya hizmet etmek için elinden gelen çabayı gösteriyorsun. Bir başka önemli bir şey daha var Sayın Genel Başkanım. Onu da sizin bilginize sunmak isterim. Belediyeler liyakat sistemi dediğimiz olguya büyük önem veriyorlar. İşin ehlini oraya getirerek o işin en kolay, en pratik, en düşük maliyetle ve en güvenceli şekilde nasıl sonuçlanabilir? Bunun çabası içindeler. Bu da çok önemli bir şey. Çünkü liyakat dediğimiz olay aslında devletin temelini oluşturuyor. Çünkü bu aynı zamanda adalet demek. Adaleti de sağlamış oluyoruz. İşin ehlini getirdiğiniz zaman oraya savurganlık bitmiş oluyor. Zaman kazanmış oluyoruz. İşler daha güzel yapılmış oluyor. İşler güvenceli bir şekilde yerine getirilmiş oluyor. Efendim, Sayın Başkan, davet ettiğiniz için ben de yürekten teşekkür ederim. Sizin başarınız aynı zamanda hepimizin ortak başarısı olacaktır. Millet İttifakı'nın ortak başarısı olacaktır. Biz Millet İttifakı olarak kendi ülkemizde huzur içinde yaşamak istiyoruz. Kavgasız yaşamak istiyoruz. Birlikte, kavgasız, huzur içinde gelişmiş bir Türkiye, büyüyen bir Türkiye, güçlü bir Türkiye'yi inşa etmek istiyoruz. Bu inşa faaliyetine belediye başkanlarımız bu tür yatırımlarla katılacaklar. Bizler de demokrasi açısından bunu inşa etmeye çalışacağız. Ben hepinize yürekten teşekkür ediyor, saygılar sunuyorum değerli arkadaşlarım. Sayın Genel Başkan. Değerli katılımcılar, şimdi sahnemizde Kordela kesimiyle projemizi hizmete alacağız. Sayın Genel Başkanı, İyi Parti Genel Başkanımızı, il başkanlarımızı davet ediyoruz efendim.
Değerli konuklarımız, projemizin yüklenici firma temsilcilerini de lütfen bu anlamlı fotoğrafta yer almaya davet ediyoruz. Alarko Doğuş Grubu, evet lütfen buyurun efendim. Sayın Genel Sekreterimiz, Genel Sekreter Yardımcımız Orhan Bey. Efendim siz güzel bir dilek dileyin bize. Peki. Hadi hayırlı uğurlu olsun. Allah devamını getirsin. Allah mahcup etmesin. Bismillahirrahmanirrahim. Her şey çok güzel olacak. Çok önemli bir duyurumuz var. Basın mensubu arkadaşlarımızı trene alamayacağız. Diğer tüm katılımcıları da trene davet edemiyoruz. Sayın Genel Başkan Yardımcıları, il başkanları, milletvekili ve belediye başkanlarımız dışında lütfen yerimizde kalalım. İlk turumuzu başlatıyoruz. Buradan tramvayla Ali Beyköy istasyonuna gidilecek ve Mahmut Bey Mecidiye